Combo Espor YouTube kanalına hoş geldiniz veya Suadiye'nin maceralarında senenin son programındayız. Altan abi hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Yılı tamamlıyoruz. Evet, Efe'nin ufak bir işi olduğu için evet. Bizle beraber değil. Yeni sezonda tekrar İnşallah, evet. Devam edecek. Haftaya. Nasıl bir yıl geçti abi, oyun anlamında sorayım. Öncelikle. Bir kere çok keskin değişiklikler oldu. Evet. Yani kadınlar işin içine girdi. Evet. En önemlisi. Kimya kartları oyundan kalktı. Geliştirmeler geldi. Çok çeşitli kart dizaynları oldu. Eskiden promoları yaklaşık 1,5-2 ayda bir verirlerdi. Hemen hemen her hafta yeni promolar geliyor. Çok önemli bir gelişim. Kadro kurma görevlerine çeşitlendi. Bir tık kolaylaştırdılar. Ve bazı önemli oyuncuları da çok zor görevlerle veriyor. 19-20-21 şeyle. Mbappe'nin ayın oyuncusu ödülü gibi, Salah'ın ödülü gibi. Bence oyun zevkli gidiyor. Çok çok keyifli gidiyor. Ben de aynı keyfi alıyorum yani, geliştirmeler. Geçen mesela senin söylediğin bir şeyin sosyal medyada karşılığını gördüm abi. Bir mesela şey yazmış birisi. Hayalimde hep bir Fenerbahçe kadrosu kurup oynamak vardı ve geliştirmelerden Fenerbahçe kadrosunu yapmış mesela. Ben onu gördüm. Yani gerçekten mesela gördüm. Hayal yani, çok güzel. Bu bile çok tabii, güzel tabii. Oyun açısından. Hatta yani. Şey bile yapabiliriz yani bir gün... Yani önümüzdeki yıl birkaç tane sosyal medyada bu işle uğraşan profesyonellerden değil de böyle kurduğu kadroyu paylaşanlardan bazılarını olabilir. Konuk edebiliriz. Biz de 2024'de yeniliklerle geliyoruz yani diyelim. Önemli konuklarımız olacak. Oldu. Hemen bir hızlıca kadrolara bir bakalım. Kadrolarda yıl biterken ne durumdayız? Aa, merak ediyorum. Bu benim şu anda oynadığım kadro. Kane'i yaptık. Kane'i takıma kazandırdık. Memnun musun abi? İyi bir kart mı? Kane gelince affetmiyor topu. Ha. Yani çok 96 şutu var. Yani zaten avcı. Hakikaten çok iyi. Fizik çok yüksek. Yani vuruş şeyleri çok iyi. Yani gayet iyi kart. Doku'yu geliştirdik. Walker kaç oluyor abi? Az Walker, kardeşimle konuştuk. Evet, o da sordu. Walker gelişiyor. Onu da göstereyim hemen gelişmesini. İkinci de son gelişime geldik. Madem Walker sordun. Ondaki durum şöyle. 85-80. Şimdi hız 93. Bu kartın yani bazı şeyleri yakaladığınca yapmak lazımmış. Ben bunu bir kez daha öğrendim. Ben bunu şeyle yapıyorum yani dengeyi koru özelliğiyle Walker seçtim. Ama zaten baktım dünya çapında da bu opsiyonda en iyisi Walker'mış. Evet. Walker'ı aldım, hemen geliştiriyorum. 85'te şu an. 87 yapacağım. Fakat iki tane olağanüstü geliştirme gelmişti. Ben birini aldım. Bak Serdar Aziz 75 biliyorsun kartı. Evet. Hatta 75 de değil. 73. Evet. 86 olacak. Ve dün geldi bu. 88'lik Crespo oluyordu. Ben bugün kalktım, baktım Crespo gitmiş. He. Yani görevler anlık gelip gidiyorlar. Evet. İki gün falan duruyorlar. Orada yakalayınca hemen gelişimi atmak lazım. Durması lazım. Evet. Onun zamanı var. Şu anda bakalım. 26 gün burada durabiliyor mu? Almazsan görev gidiyor. He. Walker'ı da kaçırmamak lazımmış. Yani şuradaki görevler gidiyor. Walker ücretli mi ücretsiz mi abi? Para vermek gerekiyor mu Walker'da? Walker'da mı? Evet. Walker'da para verilenlerden yaptık galiba. Şimdi hepsini o kadar çok verip çok veriyor, doğru, karıştırıyoruz ki. Evet. Bazılarını FIFA Points veriyorum. Öneririm. Ha. Para değil de FIFA Points. Mantıklı. 350-250. Yani oradan bir paket alıp da öyle bir oyuncu çıkartamazsın. Doğru. Ama Walker'ı 87 yaparsan 300-400 binlik bir oyuncun olur yani. Kadroya devam edelim. Evet, bu kadro. Abi Zidane'ı görmek istiyorum ben. Zidane yedek ya. O kadar önemli bir oyuncu değil. Zidane. Evet. Bitmiş bu da. Hayırlı olsun. Bunu abi. Bunu koymamızdaki görevlerden biri. Zidane'ı buraya koyalım. Çeşitli görevler yapıyoruz. O yüzden bu kadro. Yoksa Fransa kadrosunda. Abi Snyder de gelmiş. Çıktı mı sana? Evet. Snyder de bayağı güzel bir. Bu da böyle bir kadromuz. Snyder'li, Zidane'lı Hansen geldi. O da çok çok iyiymiş. Ben kardeşim. İki tarafımız kanat kadınlar. Evet. Lam'ı aldık görevlerden. King'i aldık. Evet. Bunu da görevlerden yaptık ve en son dün akşam Havertz'i sol bek olarak koyduk. Bunu biliyorsun Pep Guardiola bir Arteta. Bir maçta orada oynar mı oynamaz mı diye düşünebilir çünkü Alman milli takımı bize karşı
üçlü savunmanın solunda evet, oynatmıştı. Bu. Bunlar da kış çokeri kartı verdiler. İlginç olan mesela Van Nistelrooy'un galiba kaleci verdi. Evet. Kaleci verdi ilginç bir şekilde. Hernandez geldi, Juli geldi. Bunlar da iyi kartlar. İyi kartlar. Tadic geliştirdik. Evet, o da gelişme. Doku'yu geliştirdik. Doku'yu da öneririm. Çok acayip bir kart. Hızı, özellikleri. Evet, bayağı iyi duruyor. Evet. Yani gelen kartlar arasında Lam, King, Zidane, Snyder, Kane, Hansen ve Havertz. Yani Snyder'in kadro... özelliklerine bakabilir miyiz abi? O da acayip bir şutu var. Oyun tarzında. Of, pas şeyi falan. Pas keskin pas ama şeyleri de kuvvetli. Şut ve ölü top var. Hmm. Onlar da çok iyi. Özellikleri de gayet iyi. Fiyat aralığı ne kadar şu an Snyder'in? Bir ara 4 milyon civarına çıktı. En son baktığımda 1-200'dü. Düşmüş olabilir. Düşmüş bize geldiğinde 1-200'dü. Evet. Bayağı iyi kartlar, iyi evet. kadrolar. Gerçekten. Yani Hernandez'i de aldık, yaptık. Çeşitli görevleri yapıyoruz. Hemen kadroda şeyi sorayım abi. 2024'teki kadro hedefin. 2023'te Zidane'ı koymuştun kendine hedef. O zaman göstereyim sana. Şimdi şununla başlayalım. Bir Fenerbahçe kadrosunu daha geliştirmeye çalışacağız. Şimdi Serdar Aziz geliyor. Serdar Aziz'i yapıyoruz. Zeko 88 olacak. Kent'i aldık. Kent paralı. Muazzam bir şeyi var. Mesela zayıf ayak 5, becerileri 4. Oyun Dribbling tarzında altın var. Bile. Altın var. Evet, doğal top yetenek. Dribbling 99. Ve 3 pozisyonda oynuyor. Hmm. Sol tarafta oynuyor genellikle. Ama dribbling 99 müthiş yani. Ha, bayağı iyi. Kış jokerlerinin özelliği oyuncunun herhangi bir ögesi 99 oluyor. Bu geçen sene de yapmışlardı. Evet. Kış jokeri olarak. Balotelli geldi. Balotelli'yi daha bitiremedik. Ama Balotelli'nin de dribblingi 99. 99. Diyelim. Bir de şey geldi. Sezon görevlerinde Podolski var. Onda şutu 99. Yani o, ama Alman milli takım olarak evet, geldi. Şey, Podolski'ye tam şut 99 olması çok uyumuş yani. Sert şut çeken bir oyuncu. Premier Lig'e bakalım hemen. Zaten 5'lik sonra burada Premier Lig'li kartlarımız bunlar. Evet. Solkar var. Beşiktaş adı geçiyordu. Ve Martinelli. Geliştirmelerden yaptığın için sen ucuza 87'lik evet. yapmış oldun. Gerek yok çünkü geliştirmeli halletti. Yedeklerimiz. Burada bir özellik var. Artık buna karar verdim. Dün oğlumla da konuştuk. Bu kadrolarda futbolda göstereceklerimizin tamamı normal oyuncu olacak. Kiralı kullanmayacağız. Ha, anladım. Yani hiçbir kiralık yok şu anda. Ha, bunların anladım. Hepsi kendi oyuncumuz. Kiralıkların hepsini kaldırdık. La Liga'ya gelelim. Evet, burada da Valverde var. Geliştirme evet. yaparsak. O önemli. Zidane da konur. Eskileri. Zidane da koyabiliriz tabii. İkonları evet. genellikle lig kadrolarına evet. koymuyorum. Şeyleri koyuyorum. Kahramanların kartı var ya. Evet, onlar. Şurada. Doğru. Anladım. Bunun çünkü La Liga kartı var. Doğru. La Liga ondan kullanabiliriz ya da Capdeville da La Ligalı. Onun için ama ikonlar biliyorsun gittiği her yere tam kimya veriyor. Tam veriyor. Onu da peki sen madem öyle dedin hemen gösterelim. Real Madrid kadromuzda orayı da ilerletmeye çalışıyoruz. Orada Zidane var. Arda ile Zidane yan yana. Bellingham, Arda, Zidane. Evet. Beckham. Cristiano Ronaldo da var. Hacı var. İşte evet oynuyor. Snyder de var ama Hacı biz şeyi koyduğumuz için Arda'yı onları aynen. yedekte bekletiyoruz. Şu an bir sol bek Roberto Carlos ve evet. Courtois. Courtois ve Roberto Carlos gelirse mutlaka yaparız. Aynen. Başlarız yani. Onu da söyleyelim. Hızlı devam ediyoruz. La Liga Serie A'ya bakalım. Serie A'mız bu. Serie A kadrosu bayağı iyi. Çok santrafor ve orta saha var bak. Evet. Yani elimizde en son biri daha çıktı. O da eski Serie A oyuncusu Di Maria çıktı. Yani benim kadrolarımda kiralık olmadığı gibi özel oyuncu ağırlığı var. Bunlar çok kişide olduğunu da düşünmüyorum. Mesela evet. Fransa'ya bakalım. Fransa kadrosunu. Bunlar da Fransa özelleri. Hep özel doğru. kartlar. Mesela bilmiyorum Türkiye'de yapan var mı şeyleri? Çok iyi oyuncular var da bazı yerlerde ilerlemelerinde mesela İngiltere kadrosuna bakalım. Bunların hepsi özel İngiliz bak. Tamamı. Evet. Yani bunların hiçbiri kiralık değil. Geliştirme var Walker. Ama diğerleri gördüğün gibi yedeklerim arasında Lineker var, Cole var, Madison var, Wilson var, Loftus-Cheek. Yani bunların hepsi Kent,
Hepsi bir İngiliz gibi topluyoruz. Doğru. Türkleri de topluyoruz. Türklere de bir göz atalım. Manchester City yapıyoruz, Bayern Münih yapıyoruz. Eredivisie, Suudi Arabistan Ligi hepsini yapıyoruz biliyorsun. Bundesliga'yı da göstereyim sana. Bundesliga'da biraz stoper ve sol bek eksiğimiz var. Onları gidereceğiz. Ama kiralıkları çıkartınca böyle boşluklar olması normal. Anladım, normal. Türkiye Ligi'ne de bakalım abi. Türkiye daha doğrusu lig değil de Türkiye kadrosuna. Evet. Evet. Bu da şu andaki hali. Enes'i gönderdik. Burada önemli şeylerden biri ikonlar. Biraz ikonumuz var. Bunlar da tamamen kendi stoperimiz olmadığı için şu anda bunları koyduk. Anladım. Savunmaya ama ikonlarımız gayet iyi. İyi, bayağı iyi. Evet. En son Barnes geldi. Evet. Barnes da iyi bir oyuncudur. Kahraman kadromuz da çok güzel. Onu da gösterelim. Evet, kahraman kadromuz da çok güzel. Gene 3 tane yedeğimiz var. Kaleci ve sağ bek. Abi 2024 hedefini alamadım. 2024 Fenerbahçe'yi geliştirmeye devam. Süper Lig'deki özel kartları en son Balotelli'ye geldi. Hı. Almaya devam. Onun dışında Arsenal, Real Madrid, Barcelona geçen hafta konuşmuştuk. Evet. City, Liverpool, Bayern, PSG gibi takımları da oyuncularını biriktiriyoruz. Kadro yapabiliriz. Önemli olan burada güzel kadroyla yapmak. Güzel, değerli konuklarla güzel maçlar yapmak. Belki önümüzdeki hafta beraber bir maç yaparız. Yavaş yavaş elim geçiyor. İyi, güzel abi. Tam hala şişi devam ediyor ama geçmek üzere. Haftaya bir maç yaparız. Yeni yılın ilk başını. Evet, yeni yılda Efe de gelir ama biz açmış oluruz konuklarımızla da. Böyle devam edelim. Evet. Lig 1'e de bakalım. Bu da Lig 1 kadromuz. Gayet. Mbappe zaten. Birkaç tane özel eksik. Arkadaşlar bazı oyuncular var. Bakın her zaman söylemem. Favre diye bir oyuncu var. Bedava geliştirmeyle bunu aldım koydum. Oyunundaki özelliklerden biri. Her zaman bulamıyoruz böyle oyuncuları. Ben tesadüfen buldum. Çok adı da yok. Bakın 81'lik bir oyuncu geliştiği zaman 85 olacak. Evet. 85'lik bu oyuncunun özelliklerini nedir? Bakın kaç tane şeyi var. Evet. Ve oyuncu olarak da oynadığı mevkiler 4 mevki oynuyor. Ve tamamen bedava bir oyuncu. Oyunun en güzel yanlarından biri. Doğru, çok iyi. Bir şey vermiyorsunuz yani. Bedava da geldiği için coin de vermiyorsun. Sadece bazı Rivas'ta oyna, Rivas kazan ya da şeyde Squad Battles kazan. Orada asist yap gibi görevler geliyor. Bunları yaparak da hangi takımı tutuyorsanız. Mesela Trabzonspor'luysanız Trabzon'da ilerletebilirsiniz. Evet, doğru. Abi istersen 2023'te neler yaşadık? Çok güzel konuklarımız vardı. Senin oğlun da gelmişti. Evet, evet. Yine ağırlamak istiyoruz. Biraz daha bize plase öğretir. 2024'te inşallah ilgisinin olduğunu biliyorum. Senin kardeşin de bir gün i̇nşallah konuk etmek isteriz. Çok güzel olur. Şimdi 2023'te neler yaşadık onları bir görelim. Çok güzel anlar var. Onları bir izleyelim. Tekrar birlikte olacağız. Kaan, Türk Telekom Süper Lig şampiyonu. Hoş geldin. Hoş bulduk abim. Teşekkür Nasılsın? Ederim bu arada çağırdığınız için. Ne demek? Seni ağırlamak bizim için çok büyük bir onur. Şampiyon. Tebrik ederim tekrardan. Geçti olsa. Evet, Galatasaray şampiyon oldu. Birkaç gün sonra ben gittim Türk Telekom Süper Lig'in finali Mas'la. İşte hep beraber oradayız. Doğukan, herkes orada. Organizasyon yapılıyor. Dünya çapında bir final seyrediyorum sanki. Muhteşem atmosfer. Zaten 2-3 gün sonra Şampiyonlar Ligi, Şampiyon Lig finalleri oldu. Ama bizim şeyimiz harika oldu. Ve Kaan da şampiyon oldu. Kaan'ı hem tebrik ederim hem de o anlatsın abi. Artık. Evet, nasıl bir his şampiyon olmak? Şöyle, o gün sabahtan itibaren anlatayım. Cidden çok konsantreydim yani sabahtan itibaren. Aklımda yaşamışım zaten. Gece oynamışım bütün maçları ben. O gün çok zordu benim için çünkü şöyle, önce Alanya'yla oynadım. Büyük final çıkma maçında. Emre'yi yendim, Alanya'yı. Sonra Mert abi benim iki tane best of 5'te yenmem gerekiyordu şampiyon olmam için. Aslında bakıldığı zaman çok zor yani. Hatta imkansıza yakın çünkü Mert abi de çok iyi bir oyuncu. Bayağı iyi bir oyuncu. Yani Mert abi bir tane yenmesi yetiyordu beni o gün. Ama hem şansım yaver gitti hem iyi oynadım o gün cidden. Demişim yani çok konsantreydim. İnanmıştım bir de kendime, inanıyordum cidden. Sonra şampiyonluğumu başardım. İki tane best of 5 kazandım bir de Mert abiye karşı. Ya cidden inanılmaz benim için. Anlatılmaz yani gerçekten. Ya böyle abi valla. Ya bu aslında biraz da tamamen altına almayan gerçek futbolla da bir yanı. Konsantrasyon ve kendine inanma yani. Hani Kaan'ın dediklerinden biraz onu çıkarttım. Aynen, konsantrasyon abi. O günkü hissiyatın ve oyuna hakimiyetin. Ya zaten çok yetenekli bir oyuncusun. Evet, teşekkür ederim. Özellikle
programdan önce bir kere daha izledik. Mbappe ile attığın çok özel bir gol var. Yani orada hem joystick'e hakimiyet hem oyuna hakimiyetin tabii çok çok belli oluyor. O golün görüntüleri de var. İnanılmaz. O şey çok güzel geçti seri. İki takımda da Gullit'ler, Lucio'lar, Bellingham'lar falan var. Çok çekişmeliydi ama evet abi. Biraz da Neymar faktörü vardı abi, değil ben mi? Neymar şöyle gönül bağı var bende Neymar'a karşı. Cidden çok seviyorum Neymar'ı. Öyle mi? Aynen. Mesela kimse oynamaz zaten o gün Neymar'a. Bir tek ben oynadım bütün turnuva boyunca. Ki çok seviyorum Neymar'ı. Sevdiğim için de bir farklı iyi oynuyorum Neymar'la sanki. O gün cidden kupaya getiren adamlardan bir tanesi bence Neymar bana yani. Evet, evet. Çok büyük şey oldu. O top final öncesi aynen, maçlar hep aynen, Neymar'la farklı attı. Bu 1 yaşına E-Süper Lig geldi Türk Telekom'la birlikte. Büyümeyi nasıl görüyorsun organizasyon? Abi valla ben şöyle 3 yıl önce başladım bu işe. Hiç böyle şey lig falan yoktu. Zaten hepimiz istiyorduk. Bir anda geldi böyle lig ki bunun önünde açık bence. Geçen yıl çünkü çok iyiydi organizasyon genel anlamda. TIBU da sağ olsun. Sponsorları sağ olsun. Bence önümüzdeki 2-3 yıl her şey daha iyi olacak. Çünkü hem oyuncu kalitesi çok fazla hem de sektör büyüyor yavaş yavaş. İzleyenler artıyor falan. Bir de takım taraftarlar işin içine girdiği zaman her şey daha iyi olacak bence. Kaan yeni başlayan ya da yeni başlayan demeyeyim. Seni örnek alan yani bu işte ciddi bir yerlere gelebilecek belki profesyonel hayata girebilecek kişilere ne önerirsin? Ne yapsınlar? E-spor şeyine girebilmek için biraz da onunla yani fut üzerinde neler öneririz? Abi şöyle bir kere öncelikle cidden emek vermek lazım. Oynamakla bitmiyor bu emek vermek dediğim şey. İzlemek lazım. Atıyorum beni izlersin, Emre abi izlersin, Mert abi izlersin. Yani bu işi iyi yapan insanları izleyesin ki kendi oyuna bir şey katasın. Ben ilk başladığım zaman öyle başladım. Bir de ciddiye almak lazım abi bu işi. Şöyle bir sorun var. Ailelere kabul ettirmek biraz zor sadece. Aynen anne babaya ki o da haklı. Anne babalar da haklı. Ben sen bir şey demiyorum. Başlangıçta bir şey oldu. Benim de oldu abi bayağı sıkıntılı. Benim annem PlayStation falan kaldırmıştı yani. Benim ki o zaman ben yine oynuyordum ki UCL'de yani şampiyonluğunda top 8 falan yapmıştım bayağı Avrupa'da falan. Ona rağmen annem yine karşıydı. Abi bir saatten sonra artık şöyle bir şey oluyor. Oynuyorsunuz ama elde bir şey olmayınca aile de ister istemez diyor ki yani sen ne yapıyorsun? Git okuluna odaklan falan. Ama somut bir delil sunarsanız ailenize atıyorum nasıl para yani mesela öyle şey sunarsanız yavaş yavaş artık onlar da kabulleniyor tabii. Ya ciddiye almak lazım bu işi, zaman ayırmak lazım. İşte dediğim gibi oynamak lazım, izlemek lazım, emek vermek lazım yani kısacası. Buradan Trabzonsporlu kardeşimiz final oynayan Mert'i tebrik yani edelim. Bir kez daha şampiyon Kaan'ı tebrik edelim. Bir de E-Şampiyonusu kazanan Hollandalı Emre'yi Emre Yılmaz aynen. Hollanda'da doğru kazanan Emre'yi de tebrik tebrik ederim aynen. Mert Altıntop bizimle. Mert hoş geldin. Nasılsın? Nasılım? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok sağ ol. Milli takımımızın kaptanı geçen sezon Trabzonspor'la beraber finale kadar yürümüştü. Çok kafa kafaya final olmuştu. Normal onu da sezonda lideriydi aynı zamanda. Normal sezon lideriydi. Çok doğru. Mert öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Benim en çok merak ettiğim şeylerden biri genelde. Şimdi çok profesyonel bir seviyede yapıyorsun artık. Yani bu senin için profesyonel bir meslek ama çocukluğunda nasıl başladı bu FIFA FC aşkı öyle diyeyim. FIFA eski artık. Şöyle aslında arkadaşlarla hep oynuyorduk aramızda öyle. Şakasına oynuyorduk arada sırada. Ben hep yani bir zaman sonra hep yeniyordum arkadaşları. Artık zevk almıyordum. Sonra bir tane arkadaşım pro seviyesinde oynuyordu ve arkadaşa dedi ki gel bir oynayalım seninle. O zaman Leverkusen'da oynuyordu arkadaş. Ve oynadık berabere kalmıştım. Sonra dedi yani iyi oyuncusun, görmedim ismini duymadım, sen hiç pro seviyesinde oynamayı düşünüyor musun falan diye sordu. Ben dedim yok yani aslında değil. Sonra bir gün buralara geldik işte bu şekilde. Gerçekten etkileyici bir hikayeymiş. Ya arkasında güzel bir hikaye varmış. Trabzonspor'la... Evet, Trabzonspor'a büyük ihtimalle devam. Aynen. Yani büyük ihtimalle değil mi? Devam yani. Transfer haberini de aldık sonra. Evet, aynen. Transfer biraz hareketli geçiyor transfer. Süper Lig galiba Mart gibi başlayacak. Şubat-Mart gibi. Türk Telekom sponsor oldu. İkinci sezonda da Türk Telekom. Final çok güzeldi değil mi? Evet, finaller çok yorucuydu. O joystick'i saklıyor musun? Evet, joystick duruyor evde. Paramparça bir şekilde duruyor. Geçen yani, zaten Kaan da benim eve gelmişti. Beraber yayın açmıştık. Gördüm. Kaan aldı kolu yayında gösterdi. Ama stres seviyeniz üst üste çok fazla maç oynadınız. Evet. Yani gerçekten ikinizi de tebrik ederim. Benim seyrettiğim o 5 maçlık finalin kalitesi olağanüstü. Çok iyi. Muhteşem bir kalite vardı. Biz de arkadan coşturuyorduk altına bağlı. Evet. Evet, ben de arkadan zaten yorumları dinliyordum 10 maçtır. Dedim artık şu son maçı kazanayım da. Ama şimdi başlayalım. Şansımız var mı bilmiyorum. Pas evet, yapacağız. Rakip göreceğiz. Evet, yaptırdık bile. Samu Saiz. Abi. Yaz. Of, çok hareket yapmayın. Evet, Ceko Kart'ı da
Bu Şampiyonlar Ligi şey UEFA evet, kartı. Evet, Konferans Ligi kartı 88. O da çok iyi bir kart olmuş. Abi alıyor hemen ya. Messi'den biraz zor almak ya. Messi evet ayağı mesela ben evet. İlk kez Messi şeyle oynadım. Ayağına yapıştı mı affetmiyor. Evet bayağı iyi bir kart. Alalım bak al oğlum elini. Abi Ortiz'i bu arada beğendim ya gerçekten iyi bir kartmış. Herkese tavsiye ederim. Abi çok iyi gidiyor. Ake, evet. İyi indirin. Rice. Rice'in kartı da güzel bu arada. Altan abi sayesinde aldım. Dedi ki mutlaka... Önümüzde kaldı. Abi bu oyunda bu huy var ya falan. Samus Saiz attı bu. Samus Saiz attı. Evet güzel bir oyun. İyi noktadaydı. Bak güzel paslaşıyoruz. Güzel paslaşmalar. Al işte oo. Çok güzel bir pas. Gol olabilir bu. Rice sahip olabilirdi ya. Son vuruş kötüydü. Kim o? Abi bu baskıyı kaldırmak evet. Önemli. Anlatırken biz sallıyorduk. Ya şey özellikle mesela şey çok zor oluyor. Ben Rivals'ta da o sorunu. Yes. Ooo. Çok iyi bir şey ya. Bu böyle bir şey beklemedim ben. Emre tebrik ederim. Süper gol. Evet, çok güzel gol. Hala da seviniyor falan. Aa bir daha. Bunu ben yapmadım. Kardeşim daha benim fena oyuncu değildir bu arada. Hı. O hep bana 3 yıldır aynı şeyi söylüyor. Abi şu stoperi biz onunla ikili oynuyoruz. Delirtiyorum onu. Abi çıkarma şu stoperi diyor. Evet. Ben de çıkarmaya devam ediyorum. Öyle olunca da gol yiyor. Alışıyorsun ya biz ahımdan sonra. Ben de bayağıdır yapıyordum bunu. Hücumu? Hücumu beğendim bayağı. Yani savunamadım. O kadar iyiydi yani. Ama 8-2 bitti. Vallahi iyi oldu. Son olmasa daha iyiydi. Eline evet, sağlık. Evet. Senin eline sağlık. Teşekkür ederim. Özellikle savunma anlamında bize güzel tiyolar verdin. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Varsa söyleyeceğin bir şeyler yani özellikle oyunu oynamaya yeni başlayan benim oğlum mesela 11 yaşında. Evet. O tip şeylere nasıl bir mesaj? Ya şöyle bir şey diyebilirim. Ben kendimi geliştirmek için pro oyuncuları izliyordum. Şey Twitch'ten veya YouTube'dan olsun. Tutorial'lar izliyordum. Savunma şeklini falan izliyordum. Milletin. Ben öyle geliştirdim kendimi ve oyun oynamakla ya gelişiyor tabii. Evet. Bir de iyi oyuncuyu oynadığına karşı böyle küsmeyip pes etmemek. Evet. Aynen, o kesin. Yani, evet. Çalışmak. Yenilmeden yenemezsin. Mesela Mert'le bir 200 maç falan oynamam lazım. Milli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir hediye de getirmişsin bizlere. Ya aslında size gelen bir hediyeydi. Bize ulaştı çünkü biliyorsunuz Futbol Federasyonu'nun hiçbir işbirliğimiz var sizinle süregelen. Evet. Ve bu noktada bu hediyelerden size düşen evet. Ve size gelen bu. Çok güzel. Çok şöyle bir Altan abi sana da göstereyim. Şöyle de bir rozetimiz var. Aa evet rozet kazanmış evet. Oldum. Rozet kazanmış. İlk rozeti kazandı. Bu kurucu rozeti. İnşallah Türkiye spor takımlarının Avrupa dünya başarılarına da tanık oluruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Ben ekstrem bir soru sorayım. Buyur. Tolga. Estağfurullah. Şimdi oyun ekstrem yere gitti ya. Hı hı. İyi oyuncularla da tanıştık burada. Yani Kaan bize iki defa geldi ha. Geçen sene. Geçen Mert geldi. Ondan önce İso geldi. Birkaç isim geldi. İyi isimler geldi. Sizin takımınıza kadın bir evet. Yani aslında bunu çünkü kadınlar da girmeye başladı ya. Bunu aslında en çok düşünen ve bu konuda hareket etmek isteyen kişi benim. Belki Türkiye'deki yani şey ilk kadınlar girdiğinde buna en çok sevinen kişi de benimdir. Çünkü ben oynadığımız oyunda eşitliğe inanıyorum. Kadın sporcuları, kadın Türk sporcuları da takip ediyorum ama ya ülkemizdeki yapı şu an için buna çok müsait değil. Tam o seviyede oyuncu yok diyorsun. Yok. Ha. Yani tabii ki takıma katmak istediğim Avrupa'da kadın Türk sporcular var. Bak şimdi sana... Belki şeyi de görebiliriz. Ama bak şeyi göstereyim hemen. Miray şey, Cin değil mi? Ben ilk kadın Türk. Ha Emre'den şeyi biliyorum. Hande diye bir şey varmış galiba. Miray Cin diye biliyorum ben de. Ha. Ama mesela burada da bir Hande hata var. Hande bir arkadaşımız varmış. İyi o da, bir oyuncu. O da oynuyor. Ha ben ilk Türk sporcuyu da Türk diyorum. Olarak değil yok. Yani şimdi takımı göster. Bu arada çok ağır idmanlar ve İso'nun idmanını gördüm. Refleks antrenmanı falan yapıyor. Onu milli takımda başlattık evet, aslında. Çok güzel yani. Ya milli takımda
yaptıktan sonra İsmail. Bu şey kadromuz, bu sene mücadele ettiğimiz, yaptığımız Teyas var mesela. 90. İyi oyuncular. Evet. Yani şu an bir de pahalı da ve hızlı da. Evet. Yani birkaç pozisyon var. Orta saha oynuyor, sol kanat oynuyor. Değişik yerlerde oynuyor. Evet, ilk yarı ben oynayayım, ikinci yarı Emre oynasın. Böylece evet, ikimiz de oynamış oluruz. Şey mi oynayacağız abi? Aa bak, son 8-2 yenildiğim maç. Mert normal. Evet, normal. Yani bu noktada yapılabilecek en iyi şey bence influencerlar üzerinden gitmek. Bu konuyu tanıtımına, onların katkısını ilerleyen evrede de onlara önem vermek. Ben gelirken yenileceğim diye çok korktum. Emre benim takım yaramı. Evet, çünkü Mert'le oynadığı oyunu gördüm. Dedim ki ters geldi. Ben bir de başta şeye alışamam ama tabii bahane değil yani. Gelinlik. Yok, yani Mert'le oynadığını izledim. İyi oynuyorsun gerçekten. Sağ ol, teşekkür. Ama bugün bir de Mert'e bir de Türkiye kadrosu vermiştiniz. Bana bayağı yapılmış özel kadro verdiniz. Bir de Mert'e attığım goller fena değildi hakikaten. Evet, orta inanılmazdı. Mert de şaşırıyor. Zaferlik kadro ama şey diye yani onu milli takımımızın önemli ismi diye şey yaptık. Teşekkür ederim buna verdiğiniz. Süperlik kadrosu verdi. Hayır, sana da özel oyuncuların olduğu şeyi verdik ama bu İnsan kendi kartlarına daha iyi alışıyor. Emre de öyle yani. Emre de kendi takımıyla oynamıyor. Benim takımımla oynuyor. Aa! Bunu koyalım jeneriye. Ne diyorsun ama? Evet. Biraz kareye fazla. Hayat dışında ben burada. Ne bileyim öyle şey olsun diye. Şöyle bir bulayım dedim. Ben... Join. Kerem hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ ol. Seni ağırlamakta için çok mutluyuz geçen sene de abi. Evet, teşekkür ederim davetiniz için tekrardan. Ne demek? Her zaman bekleriz Kerem. Altan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Emre hoş geldin. Yayın öncesi çok koyu bir sohbet vardı. Ona kaldığımız yerden devam edelim. Bir de geçen sene Türk Telekom'u Süper Lig'de beraber maçlar da anlattık. Evet. O konuda da çok yardımcı olmuştu kendisi. Oyunu bize daha detaylı öğretme konusunda da bize anlatımda çok yardımcı olmuştu açıkçası. O anlamda da bir kez daha teşekkür ederim. Aslında siz bana daha çok yardımcı oldunuz artık. Yani ben de maç sunmayı hiç bilen bir adam değildim. Yani siz olmasaydınız gerçekten çok zor bir iş. Sizin sayenizde onu da birazcık da olsa ucundan öğrenmiş olduk aslında. Ben de teşekkür ederim tabii onun için ayrıca. Futbol zekası diye bir şey vardır biliyor musun? Sende de fut zekası yükseliyor. Öyle diyebilirim. Bu arada şanslı bu aralar kendisi. Evet. Biraz kısmetli. Biraz ya, bu aralar ben de normalde şey oluyordu. Bu kadar şanslı olmuyordum hiçbir zaman. FP açıyorsun falan, biz çok FP açıyorduk. Hiçbir zaman olmuyordu. İlk defa sezon başı bu kadar şanslıyım. Ben de genelde hep böyle Totti'den sonra böyle bir açılmalar oluyor hesapta. İlk defa bu kadar şanslı. Ben de şaşırıyorum. Dün anlatsana, o dün bize anlattın tekrar. Ronaldinho. Evet. Abi, Ronaldinho benim. Ya normalde ben yayın dışı açmıyorum. Hep yayında açıyordum paketleri. Dedim ki hani bir tane böyle yatmadan önce tarzı bir paket yapayım. Neyse böyle bir de hatta şunu anlatayım. Paketi yapınca bir tane de yanında karma oyuncu gibi bir paket veriyor. Ben ikonu saklayacaktım. İlk onu açacaktım. Yanlışlıkla tıkladım bir de üstüne. Neyse abi, ben tıkladım ona yanlışlıkla. Hayır falan yaptım böyle. Brezilya yandı. Sol kanat yandı LV. Dedim böyle yaptım ya. Rivaldo geldi ya falan yaptım. Sonra zaten orada sembol gözüküyor. Trickster sembolü. Görünce ben zaten çıldırdım, evde koşuyorum falan. Annem geldi niye bağırıyorsun falan, yayında değilsin diyor. Normalde yayında alacak. Yayında değilsin, niye bağırıyorsun, bir şey mi oluyor? Diyorum anne, Ronaldo'ya çıktı, daha ne olsun. 5 milyonluk kart yani. Falan öyle bayağı sevinmiştim. Sonra bir sonrasında da kaka içtim. Evet, bir sonrada kaka açtım abi. Brezilya'dan ilerliyorum. Kart Kerem'in söylediği, onu da gösterelim. Bir önceki abi, 93 olan. Ha, 93 olan. Keşke bunu çeksek şu de. Mu? Evet, bu. Ha. O kart çok inanılmaz ya. Kerem, paketleri sen açıyorsun. İyi açarsan çay ısmarlayayım. Abi umarım şansım buraya da geçer. Evet ya, doğru şansın. Evet. Ronaldo. Bak gene sol kanat açtı. Bak Brezilya, ben dokununca Brezilya geliyor. Ve sol kanat geldi. Evet. Evet. 84. İyi kart. Martinelli iyi. Evet. Şimdi gayet iyi. Şöyle bakalım. İyi, yine böyle bir paketten güzel 84 abi. Ben bakalım, devam edelim paketlerimize. Hemen şöyle bakalım tekrar. Jumbo Premium Altın. Güzel. Paketlerimiz güzel. Karma nadir. Takviyemizi bir tane daha açalım. Şöyle bir rengarenk bir anda ya da bembeyaz görsek. Bu arada İspanyol oyunu çok çıkıyor. O Real Madrid. Nacho. Nacho. O da 82 miydi? 81 miydi? 83. Gayet iyi bu. Aa, bu paket ilk defa gördüm. Bu ne? Bronze Switch Pack. Değişik geldi. Demek ki kadro süper kadroyuz. Altan abi hangisini istiyorsun? Süper kadro bence daha iyi. Hangisiydi yani, abi? Hem konsepttesin. Her şeyde geri kadrolarında. Aşağıda. Süper Lig'de mi oynayayım yoksa? Yok, aşağı gel. Biraz daha gel. Tamam. Direkt Suadiye değil. Yok.
Abi Süper Lig'de oynaması olurdu. Süper Lig'de olurdu dedi değil mi Emre abi? Senin kadroların da iyi, ben gördüm senin kadrolarını. Kerem, bu Kasım ayında 1 Kasım'da oynarsan bir 1 Aralık'ta mı bir Haaland vereceklerdi. Evet, sonunda attı. Abi onu galiba ya hoş geldin paketi diye bir değişik bir alan. Evet ama o değişik alanda ne zaman verecekler bilmiyorum. Şimdi 99 maçlık alan derler. Böyle bu Winter gibi bir şey verecekler daha. Onu hala çok verecek. Çok güzel gol attı bu arada. Abi 44'te yenilmiş. Ya biliyorsun bizim Türk takımlarının da Avrupa kupalarında şeyi vardı. 44 dayan. Ama sen bizim temsilcimiz olarak mutlaka beraberlik golünü atacaksındır. Güveniyoruz. İnşallah. Bu ne abicim ya? Ne olduğunu anlamıyorum şu an. Topla değişik şeyler yapıyor. Aa çok kaynattı. Biraz volta gibi oldu ama. Evet. Bak şu var bir daha abi. Oo bizi izleyen şey senin joystick'e de bir kamera yerleştirdi. Evet ya. Nasıl yapıldı? Kerem ben bunları bu arada ilk kez bu seviyede görüyorum. Evet. Gerçekten yani uzun süredir şey yapıyorum. Bu da mesela inanılmaz oldu. Tabii buraya Kaan geldi, Emre geldi, Mert geldi, iyi oyuncular geldi ama bu seviyedeki bu hareketleri evet. Sık yapabilmek ya, çok büyük bir becerik. Onlar şey abi zaten yani şimdi o çocuklar, gençler biraz daha e-spor odaklı oldukları için hani bu benim yaptığım şey biraz daha eğleneceksin. Yani evet. Bunları o arada da yapamazsın. Ya ben çok kolay yapabiliyorum dediğin evet. Sakat işte. onlar da yani biliyorlar da çok uygulamadıkları için ki yani turnuvada kötü şeyler yani kaptırsa bu topu bununla evet. Sıkıntı yaşayabiliyor. Biz biraz daha eğlence tarafında olduğum için abi biraz daha alışıyor. İşte ben çok başarılı biri değilimdir. Messi attı bu arada. Messi mi attı? Yok. Bernardo attı. Evet. Peki ikinci yarı mı aldın? Al şimdi al. Güzel o zaman değişikliği iyi kullandı. Bak birbiri yaptı dedik beraberliği evet, sağlayacağına inanıyoruz. Ara pası Messi'ye düşündüm şurada. Geçmedi önümde kaldı. Bu da yani, geliştirmeyle toplam olmuş bir oyuncu bu güzel. Arada. Yoruluyorlar çünkü evet. Oyuncu. Fizik gücü düşük. Eski Messi değil. Oo santra taktiği gördük. Bu nasıl offside? Harika gol be. Bu nasıl bir şey ya? Aa, bu çok iyi. Bunun tekrarını... Bir daha bakabilir miyim? Şeyde bir daha izleyelim bunu. Bitsin maç. Evet, evet. Hakikaten çok ilginç. Bu bunu santra taktiği. Bu santra taktiği. Hayır adam oraya nasıl gitti? Onu koşturuyor zaten başta. Santra'nın topu verdikten sonra onu koşturuyorum ileri. Ha, ikinci koşu evet. Adam yönetme şeyle. Evet yani ikinciye koşturuyorum bunu. Keklik gibi öne atlayacağımı bildiği için. O şans abi o çok evet. O atlama olayı bir de. Oraya karşı karşıya kalması olay bence. Evet. Atarsın kaçırırsın ama o hamle müthiş. Bu arada bize Kerem bilmediğiniz birkaç şeyi gösterdi yani harika şeyler gösterdi. Messi bugün evet, oynayamadı öğretici. Yok bence sen bizim şeyimiz olarak. Ben çok iyi temsil ettim. Aynen öyle gayet iyisin. Öbür maçlarda da gayet iyiydin. Yalnız hareket bir tane de ben yapacağım ya dur. Doğru geçerse bana. Al geçti hadi bakalım. Ben baydım. Ben baytla mı yaptım? Ben bu kartları o yüzden seviyorum ya Maxim'i falan. Çok esnekler bir daha bunlar. Oy darmıyor mu o? Bu Harry Maguire gibi girdi. Abi. Şu golü izleyelim dördüncü golü. Bak, tam iki adam yani aslında. Bak keklikler geliyor. Evet. Ya bir de mesela burada aslında Emre abinin yapması gereken hiçbir şey yok yani şey olarak. Yani bu senlik hiçbir şey yok abi. Otomatik savunma öne çıkıyor santro olduğu için. Ben ilk pası geri veriyorum ya abi. Geri verince yapay zeka bütün savunmayı ileri çıkartıyor. O sırada benim Mbappe de arkaya koştuğu için tek pasla veriyor. Evet. Orada bomboş kalıyor. Bu arada burada geçen de söylemişler. Burada da power vuruyor zaten. Şimdi santrada bazen direkt alıp gidebiliyor ya. Evet, bir de orada hücumcuyu seçip kovalamak lazım. Çünkü evet. Savunmacıyı çıkardığından boşluk. Ya burada işte bunun savunmanın iki yolu var. Ya offside trap atıyorsun sen kendin bir kere daha ya da stopere geçip geri götürüyorsun. Evet. Olabilir. Onu da seçmesi... Evet onu hemen seçmen lazım da falan işte öyle şeyleri var onun. Çok sağ ol. Çok keyif aldım ben. İso hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyiz biz de. Programlar devam ediyor. Suadiye United'ın maceralarını izletmeye devam ediyoruz. Keyif şekilde hafta kadrolar değişiyor. Emre hoş geldin. Altan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizden de bir söz alalım. Hayırlı olsun öncelikle transferi. Yeni sezon. Hem Fenerbahçe hem Red Bull sporcusu evet. İso Power. Teşekkür ederim bu sezon. Yine İnşallah şampiyonluk gelecek. İddialıyız tabii. Geçen sene de çok iyi mücadele etmiştin. Sonra bir şanssızlık. Ama bu sene yine bakalım yine favorilerden bir tanesisin. Geçen seneden kalma da bir ukde var içimizde. Bu sene
kupayı alacağız. Şubat, Mart gibi de Türkiye Kupası var galiba. Ya o daha açıklanmadı net olarak ama bekliyoruz. Yani hem kupa hem lig. İkisi bir arada olsa çok güzel olur bizim için. Altın abi sen az önce dikkat çektin. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal. Orta sahada İsmail. Burada da İsmail. Evet aynen öyle. Fenerbahçe'nin kaderini İsmail belirleyecek. Evet aynen. İsmail'e başarılar diliyorum hem Fenerbahçe'de ama bu arada Combo kanalına da başarılar diliyorum. Biliyorsun E-Süper Lig'in 2 yıllık sponsorluğunu Türk Telekom yapıyor. 2. yılı başlayacak. Geçen sefer çok güzel bitti. İnşallah bu sene sen şampiyon olursun. Bir Fenerbahçe olarak benim dileğim. Ama bu kanalda da güzel işler yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. Bir de teşekkür ediyorum. Hem de Red Bull takımıyla da başarılar diliyorum. İnşallah o pro live'larda falan seni görürüz. Oralarda görmek üzere diyeyim. Formada yakışmış abi yalnız. Formada evet. Güzel forma. Çok güzel forma. Evet, güzel forma. Bu sene inşallah İsmail'ler olarak hem ligde hem de e-spor liginde İnşallah. Şampiyon olacağız. Ha, bu arada ben de oraya bu reaksiyon demişken program önce Doğukan'la konuşuyorduk. Senin onun üstüne galiba özel bir çalışman olduğundan bahsettim. Evet. İstiyorsan ondan biraz bahsedebilirsin orada. Altan'la hazır değinmişken. Ha. Oyunda çünkü reaksiyon şeyi çok önemli. Ya nasıl bir çalışma? Ben bir tane performans merkezine gidiyorum. Orada genelde pedlerle bu genelde kaleciler yapıyor ya, ışıklar yanıyor. Onlar sensörle falan yapıyor. Biz de pedlerle işte 50 saniyelik 1 dakikalık çalışmalar yapıyoruz. Hem kondisyon hem odak üzerine çalışıyoruz. Onun dışında tenis toplarıyla çalışıyoruz. Bir de bir tane özel gözlük var. Gözün adını unuttum ama senin görmeni kısıtlıyor. Yani belirli bir saniye aralığında kapanıp açılıyor gözlük. Yani örnek veriyorum topu attı hoca bana tenis topuyla. Onu ben bir elden çıkarken görüyorum. Bir de şuralarda falan görüyorum. Onlarla çalışıyoruz. Şu an orada da bir gelişme var. İlk başladığımızda işte 50 saniyede petlerde 106-108 arasında vuruyordum. Şu an 140'a falan çıktım. Özel çalışma yapıyoruz. Özel çalışma yapıyoruz. Tabii. Videoları da var. Onu da şimdi videoyla göstersem daha rahat olurdu ama. Burada paylaşırız biz tamam, videoları. Evet, arkadaşlar İSO'nun videolarını buluyorsunuz. Ağaç yaş gene eğilir. Önceden siz de o sistemi devam ettirin. Herhalde değil. Zaten abi o biraz küçük yaşta başlamanın da avantajı çok oluyor. Sonrası ilerleyen bu kesinlikle katılıyorum abi. Ya bir kere en önemlisi el alışkanlığın oluyor. Evet. Ya oyunlarda özellikle konsolda şöyle söyleyeyim bilgisayarda oynayan biri bile olsa yani konsolda oynamadan PlayStation'a geçtiği zaman yapamayabilir. Doğru. Zor gelebilir ya da PlayStation'a Xbox'a geçen birisi de aynı şekilde. O yüzden en önemlisi de el alışkanlığı. O yüzden ufaktan başlayanlar biraz daha şanslı oluyor. Geç başlayanlar. Bir de bir yaş ilerledikçe öğrenme şeyi de düşüyor ister istemez. Aynen öyle. Hem o geliyor hem de mesela oynadıkça da oyundan sıkılıyorsun. Yani şimdi ilk senesiyle 5. senesi olan bir adam aynı keyif alamaz yani oyunda. Ha. Peki bugün enerjik hissediyor musun kendini? Hissediyorum. O zaman hemen bir paket açtım. Ama ben de şanslı oldum. Gerçekten geçen bak, açtım. Bak senin için yayından önce bir tane paket hazırladım. Geçen arkadaş, 30 tane paket açtım hiçbir şey. İnşallah olsun. Sana açarım. Bazen oluyor öyle. Evet. Gelsin. Bazen oluyor. İngiltere. Premier Lig'e bir şey geliyor galiba. Grealish geldi. Evet. Grealish geldi. Double mı değil? Yok. Yok. Kadın geldi. Bu arada double değil herhalde. Grealish'in gold'undan daha yüksek. Grealish gold 85. 5 86, bu 86 geldi. Hızlı bir kart. Şu göstersenize şu taktiği. Oynadığın taktiği falan demiş. Taktiği göstereyim. Geçen şey de attım. Post attım bir tane. Çok fazla soruyorlar çünkü şeyden. Hmm. Bu arada çekten. Arkadaşlar takipte değilsiniz mutlaka. Evet. ISO Power'ın Twitter Twitch'te de varsın. Evet, YouTube'da da varsın. Instagram. YouTube'da yokum. YouTube'da şu an Twitch, Instagram. Instagram var. Instagram. Evet. Takip ediyorsun bakın taktikleri bile yazıyormuş. Herkes yaptı. Şimdi burada göstereyim. Gelmişken. Geçen hafta da Kerem'i konuk ettik. Gördüm. Takip ediyorum. Ha bu kağıt bununla oynuyorsun. Evet. Hem orta sahan dolu hem hücum dolu. Bekler de çıkıyor. Yani şöyle düşün abi. Bu ikisi çıkıyor bekler. 2 burada. Bu orta saha ikisi çıkıyor 4. 3 tane ileride 7 kişiyiz. Biz bu ikilide ben bu iki bekleri de çıkarsam Rivals'ta tam paket ederler beni. Ama şey biraz ofansif bayağı. Yani şey yani. Sen yapabilirsin onu da bizim seviyemizde bu taktikte şey arkada çok kaleden top çıkarırım gibi geldi bana. Bak taktiği de göstereyim abi. Burası 50-60. Aşağısı doğrudan pas 50-6-2-2. Forvet'e göbekte kal diyorum.
Sol forvete de göbekte kal diyorum. Sağ forvete defansa dön diyorum. Çünkü savunurken bu sefer 4-4-2'ye dönüyor takım. Ha. O yüzden. 4-4-2'de savunuyor. Arkadaşlar yani. İzleyin. Evet. Sırlar veriliyor. Sağ CM'yiz. Merkezi kapat diyorum sadece. Ha. Ortadakine geride kal, merkezi kapat. Soldakine hiçbir şey vermiyorum. Sol bek dengeli bindir veriyorum. Sağ beke de atağa katıl bindir yani veriyorum. Stoperlerde klasik. Sen savunmacılık bindiriyorsun yukarı çıkartıyorsun. Evet, evet. O... Bayıltıyor hücumu. Evet, evet, bizim taktiğimizde ilk yarıyla Emre oynayacak. İkinci yarı ben oynayacağım. Bakalım. Talişka. Talişka böyle biraz bu aralar formsuz. Daha ilk kez oynuyor. Yani ikinci kez oynuyorum. Çok alışamadım bu arada Talişka. Yani çıktıktan Brezilyalı sonra... var mı kadronda başka? Şimdi Joelinton'u aldım ortasına. Ha, Joelinton'u aldım. Çünkü iki Brezilyalı olunca biliyorsun kimyayı daha da yükseltti. Sen söyledikten sonra evet, yaptım evet. Abi. Yoksa değildi. Eyvah eyvah. Hoca? Oo. Yok yok devam lütfen. Bu arada gerçekten müthiş bir mücadele. Evet, genelde riskliydi. Kırmızı kart penaltı olabilecek şey ama topa dokunduğu için. Osay Samuel gibi topa dokunuyor ya. Bazıları görememiş. Bu hangi kamera bu arada? Şu an değiştirebiliriz istersen. Talişka'ya bakar mısınız arkadaşlar? Evet, maça Talişka gelmemiş. Söyledin. Ay. Ay. Çok güzel hamle. Ama bak benim gördüğüm en iyi kanat hücumcularından biri Emre. Kanatları çok iyi kullanıyor. Ya, yani gerçekten evet, çok iyi. Şeyde Mert'e burada bir tane voleyle attık. Sonra sinirlendi, sekizledi maçı. Ben Rovaşate'yi yanlışlıkla yaptım yani. Yok yok, kanat oyunu çok iyi. JJ. Koça. Nazar öyle oynayamadım. Çıkmadım. Ha. Ronaldo. Efsane Ronaldo. Ederson'un kaleden alın. Alın. Bizim transfer harika bir gol yalnız. Hayır, transfer görüşmelerine başlamam lazım benim bu akşam. Kaleci ile ilgili problem. Gerçekler gün yüzüne çıktı bugün. Normal çıkmıyordu asla. Sezon oynuyordum ben o zaman. Ultimate daha yok oynamıyordum. 2012 veya 11 veya 12 serisi. Abi bu Ederson ne kadar çok kötü bir kaleci ya. Evet, Ederson şu an. Acil sat bunu. Ama çok acayip bir yere attın. Satamıyorum tabii. Bedava göndereyim. Fodor yapayım bari. Fodor yap. Çok kötü. Çok kötü. Hepsini aldı. Evet evet. Ha, tam onu diyordum. 12 demin, 11 demine orta sahadan şut çekiyordum. Topu kaleci kurtarıp korner alıyordu. Korner kullanmak için o taktiği kullanıyordum. Orta sahadan vurduğunda topu kaleci bir şekilde buluyordu. Korner kullanıyordu. Emre abi tam bağcı çıktı ya. Tebrik ederim. Abi eline sağlık. Başarılarının devamını diliyorum. Seninle çok güzel şeyler öğrendik. Bize transfer kalecinin önemini Ederson Onana'ya döndü yani. Bu bizi maç... de evladımız Schmeichel yıktı. Evet. En azından iki tane golümüz yıktı. Evet. Altan abi tam Doktor Frankenstein hikayesi oldu Altan abininki. Bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Emir bizimle. Emir hoş geldin. Hoş bulduk Efe abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben iyiyim. Oyun oynuyoruz işte. Ara tatile gittik. Öyle eğlenceli. Tatilde zamanını güzel değerlendiriyorsunuz. Evet. Şimdi. Bu araki görevlerin hiçbirisi kaçmadı. Hepsini yaparsın. Yok, hepsini yapıyoruz. Emir'le bir anlaşmamız oldu. Tabii yazın Foot, PlayStation ve diğer oyunlarını oynuyordu. Okul başlayınca çevre kolejinde okuyor. İkinci sınıf yani 6'ya gidiyor. Biraz ağırlaştığı için haftada bir saat PlayStation hakkı verdik hafta içi. Hafta sonu serbest, cuma, cumartesi, pazar. Onu iyi değerlendirmeye çalışıyor. Bazen yarım saat, yarım saat oynuyor. Ama öyle bir şey getirdik, onu da söyledim. Evet, evet, doğru abi. Atmayacağım bir açalım. Oh, Teyaz. Kaybetti de. Gol diyor. Ama söyledi. Baba dedi dışarıdan gol atarsam Teyaz atarım. Yani maçtan önce söyledi bana da en çok gol atıyor. Bir Roberto Carlos'u kiralığıyla çok atmıştı. Bir de böyle atıyor yani. Kendin dedin ki kartı yok. Hayır, ben, orada Puteyas'ın olması. Tamam da Puteyas o değildi ama. Sen biliyorsun onu. Martinez kartı. Messi. Ah be, dışarıdan. 4-4 oldu, gördün mü bak? Dışarıdan evet. Messi, tamam oğlum yeter bu kadar. 4-4'lük bir maç. 4-4'lük bir maç oldu. O zaman... Dostluk kazandı. Kapatıp tekrar girelim. Bir tane daha paketimiz. Aa, paket de olmadı. Paket de olmadı. Şey yapmayalım Emir, onu artık haftaya açarız. Evet. Bilmiyorum Efe.
Nasıl gördün? Bayağı iyi. Emir'deki gelişme bir yıl önce sen mi oynamıştın? Ben yine çok zorladı Emir Bey. O maçta da zorlamıştı. Ama evet daha yani oyun hakimiyeti. Keşke penaltılar da olsaydı ya. Keşke penaltılar da olsaydı. Emre sen nasıl? Ben çok beğendim. Çok iyi. Uzaktan şutları da çok iyi. Vallahi çok zorladı beni. Zorladı değil. Yani maçın üstünlüğü ondaydı açıkçası. Olsun. Önemli değil ama şöyle bir şey söylüyorum. Tekrar tüm şu andaki kuşak çok fazla oynuyor ya. Evet, şey oyununu. Tekrar söylüyorum. Emir şeylere çok iyi uyuyor. Kurallara. Yani kural saat, haftalık saat şeyle bu çok önemli. Hafta doğru. Sonu da iPad'den bazı şeyler yapıyor, kadro kurma görevleri falan ama aşırı derecede bunu oynamıyor. Fortnite oynuyor, Fall Guys oynuyor, çeşitli oyunları var değil mi Emir? Evet. Tebrikler. Valla yine evet. arada online oynayalım seninle biz. Gerçekten çok eğlenceli anlar yaşamışız. Biraz fazla yenildik. Rakiplerimiz biraz zorluydu ama gelen konuklarımızdan da çok şey öğrendik. Onu da söyleyelim. Oyunun ince detaylarını çok güzel bir şekilde de bize veriyorlar. Çok profesyonel oyuncu zaten abi. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Aynen. Bazından taktik, bazından hareket, bazılarına oyunla ilgili, oyuncuyla ilgili çeşitli bilgiler. Güzel bir yıl geçirdik. Güzel bir oyun. Umarım 2024'te daha güzellerini yapma şansımız olur. Evet. 2024 ile ilgili de son bir mesajını alayım abi. Ondan sonra da kapayalım. Evet. Herkese güzel yıllar, sevdikleriyle beraber iyi bir yılbaşı ve güzel bir yıl diliyorum. İyi seneler. Görüşmek üzere.